Efendim bugün et üstadı, et profesörü, et konusunda bilmediği hiçbir şey olmayan çok değerli bir arkadaşımız burada. Ben şefimiz, benim arkadaşım diyorum çünkü ona. Ustamız, şefimiz, doktorumuz Cüneyt Asa. Evet. Sevgili ekibinden de bahsedelim. Evet. Ali Bey buradalar, şefimiz. Ahmet Bey burada, evet. Şefimiz. Kadir ve Kadir Bey şefimiz burada. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bugün etle ilgili size çok sorularımız var. Bekliyorum. Bekliyorsun. Elimizden geldiğince güzel güzel işler yapmaya çalışacağız. Eti alırken nelere dikkat etmeliyiz? Önce evet, bununla başlayalım. Evet. Et alışverişteki en önemli hadisedir. Evet. Her şeyi alabiliyorsunuz ama et o kadar çok hile kaldıran bir malzeme olduğu için... Evet. Dolayısıyla çok hile kaldırdığı için de çok dikkat etmek gerekiyor. Aa, doğru. Bak dikkat evet, edin buna. Dikkat. Bu çok önemli. Nelere dikkat edeceğiz? Evet. Mesela şöyle söyleyeyim ben. Misafirim gelecek. Çok böyle fırında bir yemek yapmak istiyorum ben. Evet. Ne önerirsiniz bana? Fırında bir et yapmak istiyorum. Öncelikle ne yapacağınızı biliyorsunuz siz. Ben peki, gideceğim fırınlık bir et alacağım diyorsunuz. Peki. Fırın olabilmesi için de etin ya kuzunun butunu alacağız. Şu başta gördüğümüz olduğumuz et gibi. Buyurun siz şunun gösterin. Gibi. Bakınız. Evet. Siz gösterin. Ya bu kısmı alacağız. Gördüğünüz gibi. Evet. Böyle bir butumuz olacak. Böyle bir but. Bunu böyle şart mı böyle iplerle sarılması? Eğer sararsak daha deli top. Bu daha düzenli durur ve suyun da mümkün olduğu kadar içinde tutar. Ama saramazsak da, durur. Da olur. Saramazsanız da olur. Peki. Sararsanız, sarabiliyorsanız. Kuzu but misafir gelirse kuzu but yapacağız. Evet. Buyurun Recep Bey. Ya da. Ya da. Ya da. Bir sunu görmedim. Ya da. Ya da. Bir anlamda ya. Bak ne diyor. Güzel sunu bu kadar güzel bir sunu görmedim. Aa, o eti böyle şart. Nasıl heyecanlanıyor. İşte bu işine aşkla bağlı olmak böyle bir şey. Buyurun. Bu ne demek hocam? Peki, bu nuar. Bu nuar. Yine misafirim gelirse nuar evet, yapabilir. Bunu daha farklı. Bunu direkt fırında yapamıyorsunuz. Bunu önce mutlak surette margarinde bir tepside bir tencerede yağda birkaç sarımsakla falan aralarına delerek sarımsak tane karabiber de koyarak güzel bir marine ediyoruz. Suyunu margarin içine. Mi hocam? Evet. Zeytinyağı da olabilir. Çok evet, fazla sıkıntı değil. Bu nuar etin neresi? But kısmı. But şu kısmı. Neresi gösterelim diyorsak şu kısmı. Gösterin. Butumuzun arka kısmın şu kısmı. Kız tabii ne yapacaksın rosto, neresi diye. Tabii rosto. Evet. Pekala. Yani pembeleştirdikten sonra bir tencereye koyuyoruz. Üzerine çıkacak kadar su koyuyoruz. Şu kemikler çok önemli. İlikli kemik. Bunların içinde ilik var görüyorsunuz. Bunları da tencerenin içine koyuyoruz. Biraz havuç, soğan, kereviz sapı yaprağı gibi şeylerle beraber bunları çok güzel haşlıyoruz. Haşladıktan sonra suyun içinde bunu dinlendiriyoruz. Suyu emsin diye. Sonra dilimliyoruz. Devamını biraz sonra yapacağız zaten. Yapacağız. Hep beraber orada onlar görelim. Şimdi var. Şunu evet, gösterelim. Bu bir dana yapıyoruz ona. Bir fevkalade bir dana. Ama bir söyleyeceğim hocam. Şimdi bir söyleyeceğim. Bu böyle dana yapıyoruz ona. Hiç böyle yemiş miydin? Bu kesimden. Evet. Bu ayıplaktan evet, kaynaklanıyor. Evet. Bu biraz şey tarzı. Amerikan tarzı. Öyle yiyorlar. Tabii her şeyi bilmek. Tabii her şeyi bilmek gerekiyor ki olabilsin. Ustanın şeyi. Her haliyle. Benim babam kasaptı, böyle pirzola yememiştim. Evet, doğru. Kesiyor. Her haliyle duruşuyla, rengiyle ben farklıyım diyor zaten. Çok. Tabii. Onu böyle pişiriyorsun. Bunu biraz sonra pişireceğim. Nasıl bu etin, bu kadar kalınlıktaki bir etin nasıl pişirilmesi gerektiğini, heh, nasıl yenmesi gerektiğini, ne kadar pişirilmesi gerektiğini de hep beraber paylaşacağız. Peki. Yani. Bunlar da yine hayvanımızın sırt kısmından olan, içi bonfile olan, içinde bonfile kısmı olan, dışı kontrafile olan iki parçadan oluşan T-bone steak adını içindeki kemiğinden alan. Dur, gördüğünüz gibi söyledim. Burada bak gördüğünüz gibi ben, evet. Ha burası. Ha. Şurası. Ha burası. Şu iki bonfile ve kontrafilenin beraber kesilmesi. Beraber kesilmesi. Çift etli, çift taraflı bonfile ve kontrafile. Gördüğünüz gibi ortasında bir kemik var. Burada bir kemik var. Bu T kemik var. İsmini içindeki kemikten alıyor. T-bone steak. Hayvanın sırt kısmından çıkar. Çok güzel ızgara olur. Bunu da pişireceğiz. Nasıl pişmesi gerektiğini, nasıl yenmesi gerektiğini biraz sonra hep beraber paylaşacağız. T-bone çünkü içi T gibi peki duruyor yani, da o yüzden evet, biliyor musun? Peki, o yüzden T-bone diyorlar. Peki T gibi şunu duruyor, merak ettik. Evet, bu da bir taş pirzolası. Kuzumuzun. Kuzu. Kuzu. Evet, bu kuzu. Gördüğünüz gibi. Yağlı. Adeta. Sadece. Evet evet. Benzemiyor evet, mu? Taç. Aynı. Fırlantaları bak, üstünde. Bizim bu okanın tacına benziyor. Bu okan evet. Fırlantaları üstünde gördüğünüz gibi. Yani şöyle koyarsak bakın göreceksiniz. Taç gibi duruyor. Taç gibi duruyor. Evet. Bunu da fırında yapabiliyoruz. Biraz sonra bunu da yapacağız. Nasıl yapılması hmm, gerektiğini, nasıl yenmesi gerektiğini bunu da hep beraber paylaşacağız. Bunu da misafirimize yapabiliriz. Çok güzel olur. Kuzu çok güzel olur. Yani. Peki bu ne hali? Bu da bu pirzolanın bir başka versiyonu. Normalde bildiğiniz kalem haline gelmiş. Tek tek temizlenmiş gördüğünüz gibi. Pirzola ızgara bu yapılmak üzere yağlanıp tuzlanıp ızgaraya koyuyoruz ve ızgara olarak yiyoruz. Bu da pirzolamızın
Bildiğiniz versiyonu. Bildiğimiz versiyonu. Peki bir de buradaki etimizi. Bu da bir bonfile. Hayvanımızın biliyorsun iç kısmından çıkan tek et parçası. Bütün et parçaları hayvanımızın dışında, karkasının dışında çıkıyor. Ama bu içinde. Bir tek içinde bu var. Bakar mısın şunu? Böbrek yağının altında yatıyor. Bulunmuş olduğu yerde bu yağla kaplıdır. Hiç çalışmaz. Hiçbir işe de yaramaz. Sadece yer, içer, yatar gibi bir şey yani bu. Yani sinir yok. Yok. Onun için... En ya, pahalı yeri. Sen bravo. Biliyorsun, anlıyorsun. Etim pahalı yeri. Pahalı yeri dolayısıyla. En lezzetli yeri. Ama en lezzetli değil. Çok özür dilerim. Bizim lezzetlidir. Çünkü bir etin lezzetli olabilmesi için şu yağ, gördüğünüz gibi şu içindeki yağların olması lazım. Yani antrikot kısmı. Yine sırt kısmı ama antrikot kısmı. Etin lezzetli olabilmesinin en büyük gereği ve özelliği kendi yağıyla pişiyor olmasıdır. Eti kendi yağıyla pişirmediğiniz sürece manada gerçekten lezzeti, etin o lezzetine ulaşamazsınız. O aromaya, o lezzete ulaşamazsınız. Onun için kendi yağıyla beslenen yeri, oluşan yeri antrikot olduğu için en lezzetli yeri de antrikot oluyor. Peki. En yumuşak değil ama en lezzetli. Peki şimdi bir de... Nutkum tutuldu. Hayır bunu yaparız da nerede bulacağız? Bunu yaptıran bizde. Size geleceğiz. Tek adres. Peki. Cüneyt Bey bir de eti lezzetlendirmek de lazım. Yani eti aldık kasaptan getirdik eve. Marine dediğimiz bir lezzetlendirme işlemine tabi tutmamız lazım. Ne yapalım mesela bu işlem için? Örneğin dana etlerimizi bu tip etlere yani bu biraz önce göstermiş dana kısmı ızgara hiçbir şey yapmıyoruz. Peki. İyi dinlenmiş olması kafi. Nerede? Buzdolabında mı dinlenmiş? Dinlenmiş almak gerekiyor çünkü buzdolabında evde dinlendirme sistemi düzenine uymaz. Kendi yerinizde böyle insanlar için özel dinlendiriyorsunuz değil mi? Sanatçılar için. Özellikle Bülent Ersoy dinlettiriyormuş. Bülent Hanım'ın da var, sizin de var. Nerede? İsminize dolaplarımıza geldiğinde dolaplarımızda görürsünüz. Oradaki sistemi hemen kısaca bahsedeyim. O kuru dinlendirme yani Amerika'nın 80 yıldan beri yaptığı, bizim son 10 yıldır ülkemizde yaptığımız etleri kemiğiyle ve yağıyla, tabii özel kısımları, sırt kısımları özel bir dolapta, şimdi daha da geliştirdik Himalaya tuzlarından yaptığımız dolaplarda dinlendiriyoruz. Senin elin gider şimdi oraya. Ona 25-30 yıl orada durduktan sonra dinleniyor, daha lezzetli, daha yumuşak, daha aromalı bir et haline geliyor. Sonra onlar, işte bu et, o et mesela, o et dinlendi, kestik, şimdi ızgara olacak. Rengi bu hale gelir değil mi hocam? Tabii, yani... işte budur. Bu hale gelir, evet. Dinlenme, en az ne kadar yani... dinlenmesi gerekiyor? 28 gün, 4 hafta. 4 hafta, 1 ay. Bunun yani adına Şubat'tı diye say. Tabii. Bunun adına biz kuru dinlendirme diyoruz. Kuru dinlendirme. Peki biz derin dondurucuda ne kadar tutabiliriz eti? Bu da çok önemli. Derin dondurucu -18'de 3 ay kadar, 4 ay kadar tutabiliyorsunuz. Etimizi tutabiliyoruz evde, derin dondurucu. Ama dondurucuda asla et dinlenmez. Koyduğunuzdan şok olur ve koyduğunuz gibi çıkarırsınız. Nasıl? Hangi noktada koymuşsanız o şekilde dinlenmez. Ama muhafaza edebiliyoruz. Muhafaza edersiniz. Peki, kaç derecede tutabiliyoruz? -18'de. Evet. 3 ay, 4 ay tutabiliyorsunuz. Çıkarıp kullanırsınız. Ama asla dinlenmez. Derecesine kadar. Donmaması gerekiyor. Dinlenme derecesi. Asla 0'la 3. Onu biz ayarlayamayız. Bu evlerde olmaz. Olmaz. Diyet almak için. Dinlenmesin bizim evlerde. Kasaptan eti dinlenmiş, kuru dinlendirilmiş eti. Eğer kuru dinlendirme istiyorsanız artı bunun diğer bir versiyonu var biliyorsunuz. Ona yaş diyoruz. O da vakumlu sistem. Yine 4 hafta dinlendirmek gerekiyor. Peki eti dinlendirmek lazım. Şart, ızgara etleri özellikle. Eskiden eti çürütmek lazım derlermiş biliyor musunuz? Yani bu mantıkla hareket Bence ediyor. De, sadece terimler değişiyor. Doğru. Ama yapılması gereken odur. Peki bir söz daha var. Kadına kızı eti koldan. Eti alırsanız koldan kızı alırsanız soydan. Doğru. Derler eskiden. Hadi şimdi pişirmeye başlayalım. Daha var. Gel ama başlayalım. Gel. Diyor ki Kurban Bayramı'nda diyor. Alıyoruz eti hemen yiyoruz diyor. Nasıl olacak? Olmadı. Olmadı. Hayvanları dinlendirip kesiyorsun. Evet. Alalım hemen ilk önce Nuhar'ı göstereyim. Tencereyi. Olamazsın ki. Onun için şunu söyleyebiliriz. Evet. En büyük sıkıntımız kuramaydaki etlerin doğru değerlendirilmemiş olmamız. Hep ziyan oluyor, günah oluyor, yazık oluyor. Mutlak sürede dinlenmesinde fayda var. Yani şöyle yapsınlar, kurbanda eti biraz kessinler. O günü kurtarmak için bir buttan kuşbaşı yapsınlar, kavurma yapsınlar. Tabii kadar. Günü kurtarsınlar. Geri kalanını sakın süper. Ama o gün pişirmesin. Çünkü tat almaz zaten. Bir şey olmaz. Hem sert olur. Hem aroması olmaz, hem lezzeti olmaz. Piştikten sonra simsiye olur. Rengi de güzel olmaz zaten. Bu kadar ya. Şimdi o zaman biz misafir geliyor. Fırında da et yapabiliriz, tencerede de yapabiliriz. Şimdi misafire bir davet veriyoruz, çok önemsiyoruz. Ne tür yemekler pişirebiliriz, etli yemekler? Evet. İlk önce
nuarımız var, öyle dana mi? Dana nuarımız var. Dana nuarımız evet. var. Bunu kasaptan dana nuar diye isteyebiliyoruz, dana değil mi? Dana nuar olarak istiyorsunuz. O etin ismi dana nuar, tabii rosto. Allah hayvanın için onu başlayayım. O şekliyle koymuş. Böyle. Evet. O... Kızartmadan önce diliyoruz. Sarımsakları dolduruyoruz değil mi evet. o aralara? Bu tepsiye şimdi yağ koyduk bu arada. Tepside evet. canlı yağ. Ufak ufak kızacak. Bu kızdığında tane karabiberleri ve sarımsakları nuarımızın içine koyduktan sonra bunu burada bu yağda bu tepsimizde bunu pembeleştireceğiz, çevireceğiz. Yani buradaki maksadımız etimizin suyunu etin içine hapsetmek. Dışarıya çıkmasın diye. Dana nuar efendim. Yani rosto yapıyoruz. Dana nuar evet, rosto. Yapıyoruz. Rosto da diyebilirsiniz. Dana rosto da diyebilirsiniz. O bütün eti ilk önce gördüğünüz gibi bıçağın ucuyla deliyorsunuz. Deliyorum. Deldiğiniz yerlere tane karabiber ve evet, soyulmuş sarımsak sokuyorsunuz. Eti böylece lezzetlendiriyorsunuz. Bu işlem çok önemli. Tüm dünyada böyle bütün etler bu şekilde pişirilir. Bu uluslararası bir yöntemdir de. Şimdi sonra diyelim ki biz ustacığım aynı hepsini ya. Böyle tek tek dolanarak bütün etrafına aynı işlemi yaptık. Bütün hepsine de iki tarafına koyarsak yeterli. Yeterli olur. Evet. Alalım bunu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz onu gösterelim. Yağın, kızgın yağın üzerine atıyoruz tepsiye. Kızgın tamam buyurun aman siz. Aman bak bak bak. Niye kızgın yağını atıyoruz? Niye kızgın yağda böyle? Şimdi onu altın değil mi hocam? Kızarız o. Eğer bu yağımız kızgın olmazsa bu etimiz yavaş yavaş bütün suyunu bırakacak. Yani... Büyümlenme işlemini yapamamış olacak. Çünkü amacımız ve maksadımız buradaki kızgınlık bu eti hemen etrafına bir kabuk yaparak suyu içine hapsediyor. İçini içinde bırakıyoruz yani. Yani o büyümlenmesini açalım evet. hocam. Yani bu kabuk olmuyor ya kızarıp kapaklanıyor ya. O kapatıyor içindeki lezzeti ve suyu. İçine kalıyor. İçinde kalıyor. İçinde kalıyor. O yüzden büyümlenme bu efendim. Yavaş yavaş pişirdiğiniz bu tip etlerin hepsi yavaş yavaş piştiği takdirde üstüne ve tencereye böyle suyun çıktığını görürsünüz. O zaman o kolay, o doğru bir yemek değil. Şimdi, yemek suyunu kaybediyor yani. Tamam. Şimdi demek ki eti yüksek ısıda mühürlemek dediğimiz bir işlemi yapıyoruz. Kızartıp. Yani etin yumuşak olması için, suyu içine hapsedebilmemiz için eti yüksek ateşte şöyle birkaç dakika çevirip doğru, kızartıyoruz. Doğru. Evet, doğru. Pekala. İkinci işlem bu. Evet. Birincisi ne yaptık? Sarımsakları ve karabiberleri araları sakladık. Güzel ustacığım şimdi... Bence başlayalım yeterli. Bu işlem mühürleme işlemi ızgara etler içinde geçerlidir. Ve çok çok önemlidir. Izgara etimizi de güçlü bir ızgarada biraz sonra tatbiki olarak size göstereceğim ama mutlaka kızgın ateşe mühürlüyoruz. Pekala. Ki suyu içinde kalsın. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Şimdi kızarmış şimdi olan nuarımızı tencereye atıyoruz. Pekala. Efendim şimdi haşlama yöntemine geçiyoruz. Kızarttığımız etimizi haşlamaya başlıyoruz. İçine havuç atıyoruz. Soğan atıyoruz. Arpacık soğanları evet. genelde değil mi efendim? Sarımsak atıyoruz. Bol malzeme buluyorsunuz. Evet. Tabii kereviz. Ama kereviz zaten tane karabiber atıyoruz. Çok yakışıyor. Hem güzel bir aroma veriyor. Deniz tuzu. Aa bir dakika onu gösterelim. Bu deniz tuzu. Şimdi biliyorsunuz. Biz bunu el koyalım. Bizim kullandığımız tuzu kullanmıyorlar onlar. Bu deniz tuzu. Evet, değil mi ustacığım? Niye öyle yapıyorsunuz? Çok daha aromalı, çok daha lezzetlendirme değerine sahip olduğu için ve daha sağlıklı. Daha sağlıklı, daha aromatik, daha bir lezzetli olma özelliğine sahip olduğu için bu tuz, bu tuzu tercih ediyoruz, kullanıyoruz. Doğru bir şey daha söyledim. Evet. Öbür tuzu çok katıyoruz. Bu tuzu daha az katıyorsunuz. Bu tuz daha kudretli bir tuz yani. Hani evet. karabiberin vardır ya daha kudretlisi. Şimdi ne koyalım, verelim size? Patates alalım. Patates alalım. Biberiye'yi de alabiliriz. Biberiye'yi de alalım, pekala. Defne yaprağı da olur değil mi? Tabii. Evet. Biberiye'yi de koyalım. Eti efendim ilk önce bir görüyorsunuz. As. Misafire tamam. davet eti yapıyoruz. Kuzu rosto. Nuar da aynı şekilde yapılıyor. Sarımsakları ve de karabiberleri sapladık. Ve kızar. Kemikleri koyuyoruz İlikli kemikler. Evet, çok önemli. İlikli kemik olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Daha bu etin çok yağsız bir et olduğu için lezzetli ve aromalı bir hale getirecek bu. İlikli kemikler çok önemli. Aynı zamanda suyunu da daha değerli hale getirecek. Çünkü biz bu suyu da kullanacağız. Atmayacağız. Bu arada bu kemiklerden evet. alacaksınız. Bunlar ucuz şey. Yapılmış öyle. Piştikten sonra, işiniz bittikten sonra sokak köpeklerine, sokak hayvanlarına verirsiniz. Onlar da güzel sevilsinler. Evet. Ek bilgi olarak söyleyeyim. Ek bilgi olarak bu kemiklerden alın. Kaynatın. İyice kaynattıktan sonra süzün. Su kapları var ya küçük küçük. Onlara koyun. Dondurucunuza koyun. Sonra
çıkarıp çıkarıp yemeklerinize atın. Et suyu olarak yani kullanın. Yani o hazır sular, et suları var ya, onların yerine tabii olarak şu yapılmış. Süper. Ya almayanlar varmış, bak onlar. Evet. Peki. Süpersiniz hayatım, harikasınız. Evet. Bizim hanımlar bilinçli. Bizim seyircimiz bilinçli işte böyle. Kutu taze yapacağız. Tamam, peki. Kutu taze için. Taze için ne yapacağız? Söyleyin. Önce sos yapacağız. Ya hoca bir de şey yapıyoruz. Önce bir sos hazırlayalım. Evet, evet. Efendim kuzu tacı hazırlıyoruz. Taç şeklindeki bir kuzu eti bu. Yani kuzu pirzolayı bütün olarak değil mi Cüneyt Bey? Temizlendikten sonra bu iki parçayı bir arada bükerek taç haline getirdik. Şimdi biz bunu fırında pişireceğiz. Peki. Onun için ön bir işlem var. Yağlayacağız, tuzlayacağız, baharatlayacağız. Yani bu kuzunun kaburgası efendim. Onu pirzola kısmı. Alıyor, o pirzola evet. Kaburga oluyor değil mi? Burası kaburga yani kısmı tabii. Onu yuva böyle yuvarlıyor, taç yapıyor işte. Şimdi bir tepsinin içine Ahmet Ustacığım anlatın. O ayvanın ne işi var? Ali Ustacığım. Ayva da koyuyoruz. Pekala. Bir baş sarımsak attık. Tamam, pekala. Arpacık soğanlarımız var. Koyduk. Yok, bunları bütün bunları doğramak zaten arpacık soğanlar. Bunları garnitür yapacağız. Yani evet, bu tabii tercin içine dolduracağız hanımlar. Ortadaki boşluğa. Ayva da koydunuz. Ayva da koyduk. Ayva koydular, patates koydular. Biz davet yapın, havuç böyle koydular. Yapın. Bunları karıştıralım ya, böyle. Taze biberiye atalım. Pekala, biberiye bakın. Biberiye fazla kaçırdığınız zaman aroması kötü olur. Tabii kötü olur. Kötü olur. Aramı fazla evet kaçırmayın biberiye. Pekala. Sonra zaten bu rosmarin diyorlar. Bunu evet, bu Türk mutfağına daha yeni yeni böyle tanınmaya başladı. Deniz tuzu da attık. Tabii tabii tabii. Evet. Biz onu bizim kendimizde kekik kullanırdı bugüne kadar. Evet, biberiye kullanmazdık. Ama kekiği kuzu etine kullanın. Biberiyeyi ya da rosmeriyi dana etlerine daha çok yakışacağı için ona kullanırsınız. Ona daha uyum sağlar. Taze kekik sonu zamanı, evet, taze kişnişin zamanı hanımlar. Top kekik aldım. Tamam. Şimdi ben, bu kadar malzememiz yeter bence. Bunu karıştırıyoruz değil mi? Harmanlıyoruz, güzel yediriyoruz. Yediriyoruz pekala. Kaldırın göstereyim. Sonra... Evet. Çok bunu çok sonra ne yapacağız? Ya, ortasına mı koyacağız? Etimize de bir marine edelim. Ay, o biber mi? Etine bir yedirelim. O biber mi? Evet. Abo. Ben alayım istedim. Alın buyurun şefim. Dolduruyoruz bak hanımlar, görüyorsunuz değil mi? O sosla aynı zamanda kuzu taç pirzolamızın da sağını solunu içindeki tuzu falan bir aromalı yesin olsun, daha iyi kızarsın diye o sostan istifade ederek onu da güzelce sıvazlıyoruz. Evet. Tamam pekala. Şimdi getirin geç bakalım, getirin onları. Şimdi ne yapacağız? Evet. İlk önce dışına alüminyum folyo koydular. Altına. Altına. Sonra üzerine yağlı kağıdı koyduk. Yağlı kağıdı koyduk. Pekala. Diğer malzemelerimizi de. Aa, bu çok güzel bir davet yemeği. Evet. Bakar mısınız bak ne olur. Çekiyor hanımlar, muyuz vallahi? Ben de bayıldım. Ya. Vallahi bayıldım. Sen, tamam, ben bunu yapayım. Bunu ben bunu mutlaka yaparım şimdi. Hem üstüne biraz az çok az bir tereyağı koyalım. Tereyağı da mı koyayım? Koyalım, ayva koyduk. Evet. Ayva koyduk gördüğünüz gibi, patates, soğan. Taze patates koyduk. Evet. Arpacık soğan koyduk. Evet. Sarımsak koyduk, biberiye koyduk. Güzel. Tabii biz ne koyarsak koyalım hanımlar. Önemli olan şeylerden bir tanesi de şu. Siz kendi damak tadınıza göre bunu daha geliştirebilir, değiştirebilir. Tabii. Damağınıza uygun bir hale ve keyfe sokabilirsiniz. Lütfen birazcık da şeyi açık olun. Hayal gücünü çalıştırın. Vizyonumuz açık olsun. Vizyonumuz açık olsun. Açın. Yani. Açın vizyonunuzu hanımlar. Açın. İşte evet, kafa çalışsın. Evet, şimdi fırına gidiyoruz. Bakar mısınız nasıl hadi oldu? Fırına gidiyor işte. Fırına gidiyoruz. Kaç derece yapayım fırını? 200 derece. 200 derece. Hanımlar, 200 derece. Şimdi sizin tabağınızı getireyim mi ben? Sizin tabağınızı getiriyorum. İyice kıssın ya. Tepsi var orada. Tepsi. Evet, tepsiyi de alalım şöyle. Evet, bu şahane olacak şimdi. Tamam. Bonfilemiz nerede? Bonfilemiz burada. Şimdi tabağımızı getiriyoruz. Efendim, size bir sürprizimiz var. Cüneyt Bey, et profesörümüz, et şimdi doktorumuz size ısıtılmış şu porselen tabakta çok şimdi ilginç bir et pişirme yöntemini gösterecek. Buyurun efendim. Şimdi bunun için tabağımızın biraz daha kızmış olması gerekiyor. Tamam, doğru, doğru. Evet, biraz kızdırdık, biraz kızdırdığımız buraya biz biraz yağımızı koyuyoruz. Evet. Biraz yağımızı kızdırılmış koyuyoruz. Kızdırılmış porselen evet tabakta biraz et pişiriyoruz. Zeytinyağımızı koyduk, koyduktan sonra deniz tuzumuzu da koyuyoruz. Peki, karabiberimiz ve karabiberimizi çekiyoruz. Tamam. Evet.
Yok ama etimiz büyük, merak etmeyin. Hep beraber izliyoruz şimdi. Hep beraber izleyeceğiz. Bu bir kere zeytinyağı biliyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Bunları evet. koyduk. Şimdi tamam. bunun biraz daha kızmasını istiyoruz. Pekala. Mümkünse kızdıralım. Mümkünse biraz daha kızma. Çünkü biz bu eti... Ocağın bu üstünde yapalım mı? Olabilir. Hadi bakalım. Onu alalım bu tarafa. Bunun üstüne. Bu nuarı mı? Ay bunlar çok heyecanlıyım. Hayır, bu... Hadi. Bonfile. Ha, bonfile. Efendim tabağı, porselen tabağı ocağın üstüne koydu. Evet. Cüneyt Bey. Aa, çok yaşasın. Ama... Zeytinyağımızı koyduk. Tabak zaten kızmıştı. Çok yaşasın. Evet, pekala. Zeytinyağımızı koyduk. Karabiber ve deniz tuzunu koyduk. Şimdi bu etleri alıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bu etleri... Evet, seyrediyoruz. Evet, bu en sevdiğim safa bu. Bakar mısınız? Tabağın kızgınlık oranına göre ne kadar çok kızmışsa tabağımız, etimizi de o kadar kalın kesebilip buraya koyabiliyoruz. Çünkü o tabağın ısısı etin kalınlığına göre olan malzemenizi pişirme gücüne sahip olacak. Onun için ya böyle gördüğünüz gibi ya şu kalınlıkta. Bu bonfile değil mi? Onu da söyleyeyim. Kanının sırtı evet. Bonfile bu, en gördüğünüz kıymetli. Gördüğünüz gibi. Gömlek üstü değil mi işte bu? İç kısımdaki. Ama siz ayaklarını bakın, görmüyorsunuz Cüneyt evet. Bey'in. Cüneyt Bey dans ediyor. Ya da daha kalın kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde de olabilir. Pekala. Yani tabağımızın kızma gücü önemli. Tamam. Evet. Şimdi. Yok. Pekala. Ne olur ne olmaz. Şimdi ne bakalım, yapıyoruz? Hadi. Pekala. Güzel. Onu buraya alalım. Alalım. Reza kızdı, kızdı mı? Güzel. Kızdı, kızdı. Aromasını yükseltmek, yağın, ağırlığını yok etmek, hafifletmek için birazcık ne yapıyoruz? Limon sıkıyoruz. Hemen arkasından. Baba. Etlerimizi. Bakar mısınız? Koyuyoruz. Ta bravo vallahi Cüneyt evet, ilk defa böyle tabağımız, bir şey görüyor. Tabağımız çok güzel, süper. Tabağımız gördüğünüz gibi ateşte değil. Ne zaman biter? Tamam. Evet. Çok güzel alkışlıyoruz Cüneyt Bey. Bir anlamda vallahi. Daha kalınını da koyabiliriz. Evet. Onlar böyle pişiyor mu şimdi? Evet. Biz şimdi, reklama giderken pişireceğiz biz evet, bunları. Şimdi. Göstereceğiz. Evet çok az pişmiş istiyorsanız diğer tarafını ne yapmıyoruz? Çeviriyoruz. O zaman az pişmiş, çok az istiyorsak çevirmiyoruz. Eğer istiyorsak çeviriyoruz. İki tarafa da pişmiş olacak. Yani bakın gördüğünüz gibi şimdi hep beraber görüyoruz. Yumuşak çevirdiğimiz oldu. Zaman bu etler iki tarafa da pişmiş olacak. Bakın kıpkırmızı olan burayı gördünüz. Yan yana yapar, koyduğumuzda tabağın ısısıyla bu etin piştiğini göreceksiniz. Çok güzel oldu hakikaten. Yumuşacık pamuk gibi oldu yani. İnanılmaz lezzetli. Tabakta ilk pişirmiyor. Evet, şimdi bu pişti. Daha sonra hemen üzerine az bir şey. Yeniden yeteri kadar deniz tuzunu atıyoruz. Yeniden karabiberimizi çekiyoruz. Evet. Güzel. Evet. Bu yemeği hazır. Biraz sonra alkışlar, alkışlar ve reklamlar. Ha. Bu ne ya, bu ne ya?